Evet sevgili arkadaşlarım, Antalya'ya gelin YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapsam onu düşünüyordum. Bugün eşim dışarıya çıktı kısa bir süreliğine, o gelene kadar şöyle bir evi toparlayayım hem de videoya çekeyim istedim. Yani eşim varken, çocuklar varken temizlik videosu çok fazla çekemiyorum, öyle diyeyim. Çünkü klimanın başında olduğumuz için hepimiz. Şimdi çocuklar odasına geçti. Annem de mutfakta oyalanıyor, bir şeyler yapıyor orada. O da gelir şimdi. Şöyle bir temizlik videosu çekelim istedim. Şöyle bir sizinle beraber uzun zamandır yapmadık. Kanepelerimin örtüsünü falan toparladım. Silkeledim, dışarıda onları koydum. Şimdi onları falan en son sereriz. Şöyle bir yerleştireyim ben sizi. Evet. Şöyle iyi herhalde arkadaşlar. Ben genelde temizlik videoları izlemesini çok seviyorum. Temizlik videolarını izlemesini sevdiğim için bakıyorum ki benim gibi birçok temizlik videosunu izlemeyi seven insanlar var. Bugün de böyle temizlik videosu çekelim sizinle beraber. Ben halımı geçenki temizlik videomda halım farklıydı benim. Onu yıkamaya vermiştim. Yani daha önce pardon, buradan kaldırmıştım, bunu yıkamaya vermiştim. Onu kaldırdım. Şimdi eski halımı serdim yani. Yani asıl halımı serdim. Onu da daha sonra bakalım balkonda yıkarız belki sizinle beraber ya da yıkamaya veririm. Onu şimdi bilmiyorum. Dürdüm koydum yani. Şimdi şöyle süpürgemi çalıştırayım. Başlayayım artık.
arkadaşlar şöyle. Aslında ben bu vitrini hiç sevmiyorum artık evde. Bu benim çeyizimdeki eşyalarım. Buraya taşındığımızda ben bu vitrini getirmeyecektim aslında. Bir tane de ince var. Hani onu getirmek istiyorum. Şu kadar falan, bunun yarısı kadar. Onu getireceğim, bunu getirmeyeceğim. Hani hantallığından böyle yer kaplamasını hiç sevmiyorum artık vitrinleri. Bu kalacak diye göstermiştim ben şeyde. Yani söylemiştim taşıyıcılara. Onlar da yanlışlıkla katmışlar yani. Yığmışlar arabanın içine. Ve öylelikle bu da gelmiş oldu. Yani böyle kurtulamadım yine bundan. Bu vitrinimden. Bir taraftan iyi oluyor, bir taraftan da sevmiyorum temizliği. Camının bir tanesi işte o zaman kırıldı. Yaptırmak da, yani atacağım şeyi de yaptırmak da istemiyorum. Daha sonra kullanmak da istemiyorum aslında bu vitrini ama bakalım. Zaman neyi gösteriyor onu da bilmiyorum şu anda. Tabii zaman neyi gösterecek? Bazen videonun heyecanıyla arkadaşlar kelimelerimi farklı yansıtabiliyorum. O yüzden kusura bakmayın artık. Vitrini ben bayramdan önce temizlemiştim. Ama bir camı da kırık olunca devamlı tozlanıyor artık. Bu arkadaşlar bana teyzemin kızının hediyesiydi. Seyran ablanın hediyesiydi. Bu el yapımıydı. Benim çeyizim de bana hediye etmişti. Ve 17-18 senelik falan işte. Seviyorum ben bunu. Severek de vitrinin içinde kullanıyorum yani. İşte vitrin böyle hatıralar için, böyle kıyamadığım şeyler için güzel. Ama hani temizliğini falan sevmiyorum yani. Şeylerin motiflerimi de koymuyorum arkadaşlar ben. Motiflerim falan kaldıralı çok oldu. Hani onlar da kirlenip toz falan olsun istemiyorum. Kaldırdım koydum, sevmiyorum onları da. Yani kızlara yapıyoruz çeyiz olsun diye yapıyoruz. El emeği göz nuru döküyoruz ama sonra da kullanılmıyor. Benim vitrin içimi ablam örmüştü. Oturma odamı, yatak odası takımımı kendimi örmüştüm. Vitrin içi modelimi ablam örmüştü. Benim masasıyla beraber, sehpasıyla beraber. Hemen şu hediyemi de şuraya koyayım. Şunu da göstereyim arkadaşlar size. Bu da hediye. Bu da bize okuldan müdürümüzün hediyesiydi. Anneler günü hediyesiydi bu da. Genelde müdürümüz sağ olsun bize özel anneler gününde, öğretmenler gününde dahi bize hediye alır yani. O yönden özel günleri, kendi özel günleri olduğu gibi öğretmenler gününde bize de hediye alırlar. Personelleri de alırlar yani. O yüzden sağ olsun bu da müdürümün hediyesi. İsmini de yazıyor burada. Bütün personeli, bütün personelcek böyle bize hediye verir. Şunu da göstermek istiyorum arkadaşlar size. Şunu da çok seviyorum ben. Bunun da hatırası çok büyük. Bunu kayınpederim almıştı. Yani kayınpederimin hediyesiydi. Bu şöyle hediyesiydi. Kayınpederim dükkan işletirken bu kozalakları da ben köyden topladım. Üzerine koymuştum süs olarak. Bunları boyamayı düşünüyordum ama boyamadım. Böyle ahşap rengine biraz daha yakıştığını düşündüm. Renkli boya, simli boyalarla boyamak istiyordum. Öyle kaldı. Bunu şöyle kapanabiliyordu ama şu şekilde. Şu şekilde sunum tahtası da olabilir. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Ben çok seviyorum bunu. Şu şekilde hemen sepete de çevrilebiliyor. Şöyle şunu da göstereyim. Hazır hediyelere başlamışken bunu da kayınpederimin hediyesiydi. Bu kayınpederimin ilk hediyesi. Şöyle hediyesi derken hani kayınpederim dükkan işletirken
Dükkana gelen giden oldu işte aldım. Her geleni boş çevirmezdi. Her geleni boş çevirmezdi. Bunu kayınvalideme diye almıştı. Aman ne yapacağım ona para verip de niye aldın derdi. Aman derdi demişti yani. Sen almasan alma geline verin ben dedi. Al gelin sana hediyem olsun dediğini. Öyle mi baba alırım ben seve seve de kullanırım. Koyarım çeyizi hani vitrinimin içine koyarım demişti. Tamam gelin demişti al senin olsun. Ondan sonra tabii ben hediyeyi seviyorum diye. O ikinci hediye oydu yani. Onu getirmişti. Gelin sana yine hediye getirdim bak diyerek. Hani neden para verdim bunlara da aldım derdi. Hani annem de. Ama onlar da eve ekmek götürecek. Onlar nereden hani sen almazsan ben almazsam kim alacak? Kime satacaklar derdi yani. Onlar da evine para götürecek derdi. 16-17 sene beraber kaldık arkadaşlar. 16 sene beraber durduk aynı ev. Aynı evde diyeyim artık biz altlı üstlü duruyorduk. Biz altta duruyorduk eşimle, kayınpederim görüyordu ama yememiz, içmemiz, her şeyimiz aynıydı. Sadece yatmaya aşağı iniyorduk. Yani 15-16 senede iyi günümüz de olmuştur, kötü günümüz de olmuştur, muhakkak olmuştur yani oldu da. Ama ölüm öyle bir şey ki, hani kötü günleri bazen silip gidiyor aklımızdan. İşte ölüm. Neyse, bu konulara girmeyeyim ben. Girersem çıkamayabilirim. Yani muhakkak herkesin, çünkü evde aynı bir aile gibi oluyorsun. Yeri geliyor çocuğunla, eşinle, annenle bile hani ufak tefek tartışmaların oluyor muhakkak. Oluyor en 15-16 senede yani olmuştur bizim de. Şöyle buranın da tozunu aldım yine. Zaten bayramdan önce silmiştim de çok tozlanmadı. Normalde şu penceresi de şu camı da kırık olmasaydı çok tozlanmazdı ama orası kırık olduğu için muhakkak tozlanıyor. Şimdi hem video çekip hem temizlik yapmak zor arkadaşlar. Muhakkak detaylara takılmayın. Neden? Hem video çekip hem de konuşmaya çalışıyorum. Bazen heyecan oluyor. Çocuklar dışarı girmek istiyorlar. Hani ne yapayım bitmedim temizliğim diye. O yüzden bugünkü temizlik videom bu kadar olsun arkadaşlar. İnşallah bir dahaki videolarımda görüşürüz. Beğenirseniz abone olup like atmayı, yorum yapmayı, beni yorumsuz bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda görüşürüz inşallah. Hoşça kalın.